İşte bence sen, gördüler yani. Sen ne yapacaksın bu arada? Ne? Ne yapacaksın? Betülay'ı çağıracağım. Allah Allah. Ha. Oo. Ha, işi halledeceksin. Çizgini çizeceksin yani. Aynen. Duvarını ya da. Fazla uzattık. Çitini çekeceksin. Fazla uzattık. Kız da yoluna baksın. Doğru söylüyorsun. Sonraki tavrını ayıp. Çok merak ediyorum Betülay'ın. Sonraki tavrı ne olacak? Sonraki tavrı o da diğerleri gibi düşman olur. Beni yazar işte. İşe yarıyormuş değil mi? Çalışıyor çalışıyor. Benimki biraz geç çalıştı ama. Sallamayı diyeceksin. Kırmızı Oda'ya ilk defa başka birisini çağıracağım. Fakat iyi bir şey için değil. Canınızı sıkmayın. Betül'e çağırmak istiyorum. Hayır, ay kim çağırdı ya? Melis sen mi? Bütün ikimiz odaya çağırdı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ha, geç. Hayır, alamet değil galiba. Çevireyim. Ya aslında hayır alamet değil dediğin daha hayırlı olacak bir şey için. Şu anlamda hayır. Sonuçta bizim Ceyda ile bir ilişkimiz bitmedi. Hı hı. Bu durumda sen de diğer tarafta zorlanıyorsun, bunun farkındayım. Evet, maalesef. Bunun çok çok farkındayım ve şöyle bir durum var. Hani Ceyda ile bir ilişki bitse direkt bir ilişkiye başlamak ne kadar zor aynı olur? Aynı şeyi bana ben karşı, söyledim hep. Bana karşı ne kadar güvenin olur? Bu meçhul. Bu yüzden hani bunun önünü kesme değil de yani atman olmasa da sen kendin için hayırlısı neyse, kendin için kısmetin en doğrusu neyse onu bulmanı dilerim. Ben de bugün seni çağıracaktım ve bunu soracaktım. Çünkü hani ben şöyle hani bu açıdan kötü kadın olmak istemiyorum ondan dolayı. Sonuçta hani ben ilişkiniz bitti diye biliyordum. Bundan dolayı zaten böyle bir şey söylediğimi söylemiştim. Farkındayım. Bundan dolayı yani o yüzden bu şekilde söyleyip konuşman beni daha fazla rahatlatır zaten. Yani senin için de inşallah hakkında daha hayırlısı olur. Diğer taraftan pek bir sıkıntı çekmeni istemiyorum. Hı hı. Kızlarla çünkü bu diyaloglar devamlı olacak. Evet. Devamlı mehtaplar üzerine gelecekler. Yani bura kısmetsiz olur evi. Adnan olmazsa Mehmet olur. Ama senin için hakkında hayırlısı neyse inşallah o olsun. Teşekkür bizim ederim. Hakkımızda hayırlısı neyse bizim için de olsun. Teşekkür ederim. Zaten ben bunu hep söyledim. Belki VTR'de vermiş olabilirler, bilmiyorum onu. Yok, görmedim ben bir şey. Şu şekilde ben zaten söyledim hep. Ben tamamen çünkü ilişkiniz bitti diye bildiğimden, evdekiler de öyle bildiğinden bu şekilde oldu. Ben dedim ki zaten hani Adnan ilişkim var derse bitmiştir. Hani hiçbir şekilde bir şey söylemem. Daha sonra kızlar kendiliğinden jest yapmaya çalıştıkları zaman ondan benim haberim yoktu bu arada. Ondan emin olabilirsin kesinlikle. O şekilde olduğu için hani ben zaten farkındaysan hani eve geldiğimde bile Ceyda varken sana asla hani böyle mesafeli durdum. Evet, çünkü bu bana da yakışmaz. Zaten sana da yakışmaz. Yani sen böyle bir şey yaparsan zaten doğru adam olduğundan da şüphe edilir. O şekilde. Yani bizim kızları biliyoruz. Bizim evet. Kızlar uğraşmayı severler. Onların da hani kötü niyeti var mı yok mu bir şey diyemem ama orada senin haberin olmadığından adım gibi eminim. Çünkü seninle konuştuğumuzda gayet bunu anlayışlı bir şekilde karşıladım. Evet. Yani olur olmaz hani benim Ceyda ile ilişkim. Ne olur ne olur hani biterse de bir gün en azından hemen bir ilişkiye zaten hazır hissetmiyorum kendimi ki benim için bir ilişkiden önemli bir şey güven. Ben de aynı şeyi söyledim. Ya ondan dolayı senin de böyle asla ve asla umutlarınla, hayallerinle oynamak istemem. Sonuçta tabii sen de buraya de. Bir hayaller doğrultusunda gelmişsin. Evet. Sen de en güzel şekilde hayallerini gerçekleştirebileceğin bir adamı bulursun. İnşallah senin için de doğru bir adam geldiğinde, biz de bunu gördüğümüzde biz de elimizden gelen desteği yaparız o konuda. Teşekkür ederim. Ben mi söylemek istedim? Yok hayır, benim söylemek istediğim bir şey yok. Zaten ben her şeyi kızlarla konuştum yani. Ha, ne güzel. Yani tam da yerine denk gelmiş. Evet. Benim hani görmediğim bir VTR falan. Doğrudur. Ben seni hani Mehtap söyledi bana hani çağır konuş en azından söyle falan diye. Ben de dedim ki hani doğru olur mu bilmiyorum. Nur da bana dedi ki şey dedi hani sen kendini nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Atıyorum bugün Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldiniz.
ben yine farkındaysan seninle konuşmadım, şey yapmadım. Ondan sonra çünkü hani zaten sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Evet. Hani bu zaten hani bir ilişki bitse tabii ki de çabalarsın, bir şeyler yaparsın, jest yaparsın vesaire, kalbini kazanmaya çalışırsın bir insanın. Ama bir ilişki bitmeden de nasıl hani şey yapabilirsin ki? Yani ben de onlara onu anlatmaya çalıştım. O konuda sonuna kadar haklısın. Yani o şekilde. İlişki denilebilecek boyutta mı bilmiyorum fakat ben yine de ona ikinci şans, üçüncü şansı vermişim. Evet, kesinlikle. O bu şansı kullanır kullanmaz onu ilgilendirir. Ama tutup da onu bekleyeceksin diye sen kendin için hayırlısı neyse onu kaçırma. Evet. Sen yine de dediğim gibi desteğim seninle. İnşallah hakkında hayırlısı neyse olur. Teşekkür ederim. Bu kadar. Benden de bu kadar. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrardan memnunum. Bunları yüzüne söylemek istedim. Tabii ki de en doğrusunu yaptın. Böylesi daha iyi oldu. Senden bahsediyorduk. Kırmızı Oda'ya kim çağırdı seni? Adnan çağırdı. Ondan sonra hani biz burada hep konuşuyorduk ya. Ben diyordum ya bir ilişkisi artık varken doğru olmaz falan diye. Evet. Şimdi bugün bir de Ceyda rahatsızlandı tabii ki. Ceyda işini çok iyi biliyor bana göre. Bundan dolayı şey, Adnan bana benim söylediklerim aynısını söyledi. Şu an benim bir ilişkim var. Hani şu an doğru olmaz vesaire. Şimdi ben seni böyle umutlandırıp bekletmek de istemem vesaire. O tarzda konuştu. Ondan sonra ben de dedim ki zaten ben de aynı şeyleri söylemiştim dedim. Bir de ben VTR verildi falan zannettim. Aynı şeyleri söylediği için. O da yok bir şey izlemedim dedi. O şekilde yani. Ceyda'nın rahatsızlandığını mı düşünüyor? Yani. Bilmiyorum. Bana öyle bir şey söylemedi. Bu benim kendi fikrim. Ceyda rahatsız olduğu için seninle tanışma yoluna girmek istemiyor mu? Ya Ceyda çünkü çok suskun oldu ya ilk defa böyle. Herkes şaşırıyor. Sen hani bu kadar sessiz kalmazdın vesaire. Şimdi birden bu şekilde olunca... Tam olarak ne dedi sana anlamadım. Ya tam olarak işte şunu söyledi. Hani ben seni hani şu an bizim Ceyda ile ne olacağımız belli değil. Bundan dolayı ben seni böyle bekletemem dedi. Başka birini tanımak istiyorsan tanımak. Aynen, kısaca onu söyledi. Söylemiş. Ne yapacaksın? Bilmiyorum şu an. Sen şu an daha yeni yaşandığı için. Ceyda sabahtan beri lobada değilmiş, rahatsızlanmış öyle mi? Ya rahatsızlanmış olabilir canım. Ben de şurada bir hasta numarası. Sen ne düşünüyorsun? Hiç. Ceyda şey. İşini çok iyi biliyor galiba.